Cumhuriyet Halk Partisi'nin İsviçre Birliği'nin bugün ikinci genel kurul toplantısını yapıyoruz. Bugünkü genel kurul toplantımızın birliğimize hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili arkadaşlar, bugünkü genel kurul toplantımızı onurlandırmak için Türkiye'den aramızda bulunan yurt dışı örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tekin Bilgör Beyefendi buradalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sevgili arkadaşlar, çok kısıtlı bir zaman için kendileri aramızda bulunduğundan ve konuşmalarını yapmak için buraya davet ediyorum. Bu arada genel kurul için üye kontrolü devam etmektedir. Buyurun efendim Sayın Tekin Bilgör. Sevgili yol arkadaşlarım, yoldaşlarım, hepinizi en içten devrimci duygularımla selamlıyorum. Sizlere 2015 yılı genel seçimleri sonrasında iktidar partisi olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, başbakanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgilerini, selamlarını getirdim. Sevgili yol arkadaşlarım, 3 yıl önce acaba kim hayal ederdi ki dünyanın dört bir yanında göğsünde onurla Cumhuriyet Halk Partisi rozetini taşıyan yoldaşlarımız olacak? Kim hayal ederdi ki Avrupa'nın birçok kentinde, dünyanın birçok kentinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikleri, temsilcilikleri olacak? Sizlerle, siz değerli arkadaşlarımızla ne kadar övünsek azdır. Çünkü sizler İsviçre'de, Belçika'da, Almanya'nın birçok kentinde, Avusturya'da, Avustralya'da, Kanada'da, İsveç'te, daha dünyanın birçok yerinde sadece ve sadece gönüllülük esasına göre partimize katkı koyuyorsunuz ve bütün olumsuzluklara rağmen zamanınızdan, ailenizden, özel hayatınızdan ve ekonominizden fedakarlıklar yaparak bu görevi sürdürüyorsunuz. Bu dünyanın hiçbir yerinde hiçbir partiye nasip olmamış bir duygudur. Bakın değerli arkadaşlarım, biz bir itirafı sizinle paylaşmak istiyorum. Maalesef yurt dışı örgütlenmesinde parti olarak çok ama çok geriden geliyoruz. Bunu en iyi bilen sizsiniz. Göçün 50. yılını geriye bıraktığımız şu günlerde 3 yıllık bir süre içerisinde biz bu örgütlenme çalışmalarını yapıyoruz. Ama gelin görün ki radikal sağ örgütler ve partiler 40 yıl öncesinden buraları mesken tuttular ve buralarda ciddi örgütlenme çalışmaları yaptılar. Bu bizim açımızdan ciddi bir handikaptı. Ama sizin gibi ruhunda devrimci genleri taşıyan, ruhunda kuvvacı anlayışı taşıyan yol arkadaşlarımız bu açığı 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde kapattılar ve birçok yerde örgütlendik. 2 gündür Almanya'daydım. Orada artık pıtrak gibi her kentte parti binalarımızı açıyoruz. Ve inanın sevgili dostlarım, çok yoğun katılımlarla o binaları açıyoruz. Umut ediyorum ki kısa bir süre sonra
İsviçre Kongremizin ardından da burada siz arkadaşlarımızın katkısıyla, desteğiyle burada da bir birlik binamız olacak ve çalışmalarımız çok daha büyük, çok daha yaygın bir düzeye ulaşacak. Sevgili arkadaşlarım, yurt dışında örgütlenmek kolay bir iş değil. Bizim arkadaşlarımız adeta sıfırdan bir değer yarattılar. Tabii bu çalışmaları benden önce yürüten çok değerli arkadaşlarımız vardı. Onlar bu çalışmaları bahsettiğim gibi sıfır noktasından alıp bir belli bir seviyeye ulaştırdılar. Ve nihayet bugün de biz onların yarattığı bu değerin üzerinden büyüterek, yeni katkılar koyarak geliştirmeye çalışıyoruz. O açıdan 3 yıl önce bu çalışmayı başlatan tüm arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyor ve onlara saygılarımı sunuyorum. Yarından tezi yok. Buradan çıkacak sonuç ne olursa olsun aday arkadaşlarımız burada el ele, kol kola size söz verecekler. Diyecekler ki biz gereği neyse yapacağız, birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Bunu size göstermek zorundalar. Bunu size göstermezlerse hepimiz sizlerin ve bizim elimiz yakalarında olacak. Biz tarafsızız. Hiçbir adaya karşı ön yargımız yok. Ama onların göreve geldikleri anda üstlendikleri sorumluluğun da gereğini yerine getirmek zorunlulukları var. Böyle hayati bir seçime gidiyoruz. Buradan estirecek dalga, buradan estirecek fırtına, burada sandıklara dolacak her CHP oyu bizi iktidara taşıyacak değerli dostlarım. Onun için bu arkadaşlar bir iktidara düşüyor. Hepinize devrimci duygularımla sevgiler, selamlar sunuyorum. Yolumuz açık olsun sevgili yoldaşlarım, kardeşlerim, yol arkadaşlarım. Saygılar sunuyorum. Bizim aday arkadaşlarımız, 3 tane aday arkadaşımız bir araya geldi. Kendi aralarında 4 kişiyi önerdiler. Ben bunları önerileri size sunuyorum. Kabul ederseniz divan seçilmiş olur. Etmezseniz de artık yeni bir divan seçin. Ersan Ersever. Buyurun lütfen. Mahmut Saraç. Mahmut Saraç. Selin Muttaf. Kemal Yasırak. Ersan Bey, bizim. Kabul etmeyenler çoğunluğu kabul etmiştir. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim, divan yerine. Basın mensupları, sivil toplum örgütleri yöneticileri, bayanlar, baylar. CHP İBE Denetleme Kurulu olarak yaptığımız kurum denetlemesi esnasında sunulan evraklarda yönetim kurulunun gerek hesaplarında gerekse çalışma yöntemlerinde kurumu yıpratıcı, kayda değer herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Evrak tetkiklerinde de görüldüğü gibi yönetim kurulu olağanüstü bir çaba sarf edip kurum için olağanüstü maddi ve manevi fedakarlıklar yapmışlardır. Özellikle başkanın parasal harcamaları ve zaman yönünde hiçbir tasarrufta bulunmadığını ve kendi özel hesaplarında birçok harcamalarda bulunduğunu gözlemledik. Bu bağlamda yönetim kurulunun çalışmalarından dolayı denetleme kurulu adına teşekkür ediyor. Yeni seçilecek yönetim kurulunun örnek alınmasını diliyoruz. Genel üye sayısı 694 olarak tespit edilmişti. Seçilme ve seçme hakkı olan üye sayısı 414 olarak tespit edilmişti. Çünkü üyeler ödenmemişti, aidat ödeyenler. Çoğunluk 208 oyla kabul edilmişti. %50 artı 1'in hazır bulunan üye sayımız 219'dur. Bunun dışında mali raporu denetlemek isteyen ya da görmek isteyenler ve İsviçre Alevi Birliği sitesine girip
bütün elimdeki dosyanın varlıkları içerisinde mevcuttur. Yani onu söylüyorum zaten. O siteye girersiniz, orada görürsünüz. Efendim? Ben Alev Birlikler dediysem özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi İsviçre Birliği diyor. Tamam, özür diliyorum dedik. Daha ne yapayım yani? Yanına mı yatayım arkadaş ya? Hayret be. Özür diliyorum dedim ben. Bütün kurumların içerisinde görev alan bir insanım. Bilim kimse. Ne var ya? Ben Alevi Birlikleri'nin de yönetim kurulu üyesiyim. Yani orada da denetleme okuyorum. Orada da faaliyet raporu okuyorum. Hepinizden özür dilerim. Ben öyle demiştim. Farkında değilim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi İsviçre Birliği sitesine girersiniz. Faaliyet raporları ve denetleme raporları orada yazılıdır. Hepsini kontrol edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu salonun dışında gerçekten ülkemizin büyük bir sorunlar içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz burada biraz önce aday arkadaşlarım çıkacak. Onları oylarımızla seçeceğiz. Seçilen kim olursa olsun ben Ali Mutaf adına söylüyorum ki İsviçre Birliği'nin devamı ve takipçisi olacağım, arkadaşlarımın arkasında olacağım, destekçisi olacağım. Çünkü sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran arkadaşlarınızdan birisi de benim. Ben bu birliğin kötülüğünü istemem. Ancak iyi yönetilmesini, daha iyi gidilmesini temenni ederim. Elimden geleni, ister başkan olayım, ister yönetimde bulayım, isterse dışarıda sadece bir üye olayım, bana verilen her görevi yapacağıma inanın, söz veriyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, yapacaklarımı şöyle sıralıyorum. Çok kısa keseceğim. Fazla söz biraz bıkkınlık getirir. Ben arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Şayet beni seçerseniz bu önümüzdeki 2 yıl 24 ay görev yapacak olan arkadaşınız şunu yapacağım. Bir, bu dönemde başlatılan güzel işlerin takipçisi olacağım. Temsilcilikler kuruldu. Bu temsilciliklerin devamını, o bölgelerdeki Cumhuriyet Halk Partili katılımcıların çoğalmasını sağlayacağım. İkincisi, İsviçre Cumhuriyet Halk Partisi Birliği'nin bir lokali yok. Bir bürosu yok. Merkezi Zürih'te olmak üzere İlk öncelikle, ivedilikle bir büromuzun olmasını sağlayacağım. Üçüncüsü, kayıtlı olan üyelerimizle sanal ortamda ve internet aracıyla iletişimler kurup ve de derneğimizin, birliğimizin çalışmaları hakkında bilgiler vereceğim. Diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin İsviçre'deki felsefi ve siyasi karşılığı olan İsviçre'deki Sosyal Demokrat Partilerle partimizin ilişkisini sürdürmek. Onlarla ilişkiye geçip Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerini sağlamak ve dolayısıyla bu ülkenin, ülkeli aramızdaki dostluk bağlarının gelişmesini sağlamak. Diğerisi ise yine birliğimizin yapılanmasında kadın ve gençlik kollarının güçlenmesi için uğraş vereceğim. Ve bu arada sevgili arkadaşlar, hiçbir ayrım yapmadan yurttaşlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlamak için elimden geleni yapacağım. Ve ben buna inanıyorum ki şurada salonda bulunan arkadaşlarımızın Türkiye'miz için, Cumhuriyet Halk Partisi için, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sini savunan arkadaşlar olduğunu bildiğim için ben fazla bir şey söylemiyorum. Ve birliğimizi, beraberliğimizi sağlamak ancak ve ancak bizlerin birbirimize olan saygısıyla, dayanışmasıyla olacak. Bizim burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Türkiye'mize seçimlerde katkıda bulunmak amacıyla yapacağımız yurttaşlarımızı seçimlerde duyarlı kılmak olacak. Evet,
şimdiki başkan arkadaşımızın başlatmış olduğu 7 Haziran seçimlerindeki sandık görevleri, bunlar çok küçümsenecek şeyler değil. Ben bundan önceki halen üyesi olduğum yönetim kurulundaki arkadaşlarımın çalışmalarını canı gönülden takdir ediyorum. Bu arkadaşlarım eksiklikleri ne olursa olsun inanır mısınız hep yollarda oldular. Evet, düzenli bir yönetim kurulu çalışması sergilemedik. Kendi aramızda kopukluklar oldu. Ancak burada bir kötü niyet yok. Burada yalnız bir eksik bir organizasyonluk var. Ben biliyorum ki arkadaşlarım, Sayman arkadaşımın da burada söylediği gibi, inanın yönetimde bulunan arkadaşlar manevinin yanında maddi katkılarda da bulunmuşlardır. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bizim İsviçre Birliği'nin ikinci genel kurulu. Buradan arkadaşlar hiçbir kimse küskünlükle ayrılmayacak. Bizim hiçbir şeyde bir merakımız yoktur. Biraz önce genel başkanımızın da dediği gibi, bu masa boş, bunun neyini paylaşamıyoruz? Biz burada hizmet için var olacağız. Hizmet için birbirimize destek vereceğiz. Görüşlerimiz az çok farklı da olsa bile biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri tarafından birleşeceğiz. Çünkü bize Cumhuriyet Halk Partisi kültürü bunu öğretmiştir. Ve sevgili arkadaşlarım ve diğer aday arkadaşlarım, şunu gösteriyor. Buraya demek ki daha çok sahiplenenler var. Bu birliğin koruyucu melekleri var demektir. Evet, 3 tane başkan adayı çıktık olarak biz buradaki hizmet talebine. Bu arkadaşlarımız istiyorlar ki bu birlik daha iyiye gitsin. Bu çok sevindirici bir şeydir. Bu demokratik bir yarıştır. Bu ancak birbirimizi kırma derecesine gelmemeli. Biz bu yarış için yarışacağız. Birbirimizle düzeyli olarak davranacağız. Evet sevgili arkadaşlar, ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum ve şu ana kadar yönetimde görev alan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Yapmış oldukları çalışmalardan dolayı. Bunun ödülü ancak sizlere takdir etmekle kalır. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi İsviçre Birliği bir ideoloji partisidir. Bir Türkiye partisidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partidir. Temelini Kuvayi Milliye'den alan partidir. Yanlış bir iş, yanlış bir yolda değiliz. Bizim ilk genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz onun ilkelerini, onun devrimlerini kendimize hedef ettiğimiz sürece, inanın Türkiye'de ne kadar hainler, ne kadar kanı sulandırılmışlar diyeceğim artık, çıkarsa çıksın, onların karşısında dimdik Mustafa Kemal'in askerleri vardır, ona inananlar vardır. İnanın %50 söylüyorlar bugünkü iktidar kendilerinde olduğunu, ama unutmasınlar, onlar %50 değil, %50'nin karşısında demek ki onlarda olmayanlar vardır. Biz sevgili arkadaşlar, bu seçimden sonra ben tekrar sözlerimin başına dönüyorum. İster beni seçin, isterseniz seçmeyin. Seçilecek olan arkadaşın daima elini tutacağım. Ona destek olacağım. Bu birliğin yücelmesi için elimden geleni yapacağım. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarı kişilerin değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsun. Teşekkür ederim hepinize. Güzel ülkemiz Türkiye'mizde demokrasinin, hukukun, insan olma onurunun kişisel ihtiraslar uğruna incitildiği, hatta yok sayıldığı bir süreçten geçmekteyiz. Yapılan icraatlarla göz boyanıp yol yap, yolunu bul, yolunu buldukça güçlen, güçlendikçe kendi düşünceni dikte et felsefesiyle Cumhuriyet'in birikimleri bir bir yok edilmekte, fikirler susturulmakta, herkes zorla tek tipleştirilmekte, karşı çıkanlar yaşına ve cinsiyetine bakılmadan cezalandırılmaktadır. Biz hukuka, demokrasiye, akla ve ilime inanan Cumhuriyet Halk Partisi gönüllüleri olarak ülkemiz için yapılan güzellikleri alkışlayacak kadar cesur, ama arkasındaki karanlıkları sorgulayacak kadar da cesur ve delikanlıyızdır. Hırsızlığın ve yolsuzluğun, arsızlık yapılıp, pişkinliğe vurulup, oya çevrildiği başka bir demokrasi var mı dünyada bilmem.
insanların samimi inançlarını kullanıp yoksulluk ve çaresizliklerini siyasi rant malzemesi yaparak Gazi Mustafa Kemal'in getirdiği demokrasiyle iktidara gelip kendini iktidar yapan bu vasıtayı, ilkeyi yok etmeye çalışmak ne yaman çelişkidir dostlar. Genel bir tespit yaptıktan sonra bugün burada bulunmamızın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi İsviçre Birliği'ne gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi İsviçre Birliği kurucu başkanımız Kemal Sönmez'in ifadesiyle aidatlarını yatırmış 294 kurucu üyenin katılımıyla 10 Mart 2013 tarihinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olmasının ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışı örgütlenmesinin bir parçasıdır. Emeği geçen bütün kurucu üyelerimize Kemal Bey'in nezdinde tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Bir hafta gibi kısa bir sürede partilerin kurulup seçimlere katılabildiği siyasi hayatta 2 yıl gibi uzun bir sürede örgütlenmenin istenilen şekilde yapılamamasından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi İsviçre Birliği İsviçre'deki sivil toplum kuruluşları arasında istenilen yere gelememiştir. Bugün tarafıma yönetimimiz tarafından iletilen listede 400 üyemizin oy kullanma hakkı olduğu gerçeği göz önüne alındığında pragmatik bir yaklaşımla 2 yıllık sürede abartıldığı gibi 800 bin gibi sayılarla üyemiz olmamış, sadece ve sadece 100 yeni üye kazandırılmıştır. Bu sayının büyük bir kısmının da benim gibi kendiliğinden üye olduğu aşikardır. Üye listesi detaylı incelendiğinde 20'den fazla üyenin hiçbir iletişim bilgisi olmadığı, çocuk yaşta üyelerin olduğu, yurt dışında insanların listede bulunduğu, gönderdiğimiz 25 mektubun geri döndüğü düşünüldüğünde yapılan çalışmaların çarpıklıklar içerdiği çok nettir. Tüzüğümüzde yazan hedeflerin birkaçıyla ilgili çalışmalar yapıldıysa da örgütlenme yapısındaki bozukluk istenilen başarıyı getirmemiştir. Basın kuruluşlarıyla İsviçre ve Türk resmi kurumlarıyla çalışma ahengi yakalanamamış, hatta basında kayda değer hiçbir habere konu olunmamıştır. İsviçre Sosyal Demokrat Partisi başta olmak üzere diğer partilerle beraber çalışılmamış, hatta girişimde dahi bulunulmamıştır. Hiçbir üniversite ve yükseokulda CHP ideolojisine hizmet edecek öğrenci derneği veya platformu oluşturulmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerinden olan hukuk ilkesi kendi tüzüğümüzün defalarca çiğnenmesinden dolayı sadece tüzükte kalan bir kelime olmaktan öteye geçememiştir. Tüzüğümüzde amir hüküm olan her yılın başında genel kurul yapılır ve çalışma planı hazırlanır hükmü yerine getirilmemiştir. Yine tüzüğümüzde yer alan yönetim kurulunda en az 3 kadın üye olur maddesi, kadın yönetim kurulu üyelerimizin istifaları ve yerlerine atanacak kadın üyelerimiz olmadığından ihlal edilmiştir. Yeniden yönetim kurulu seçimi yapılması gerekirken kimse bunun farkına varmamış ya da görmezlikten gelinmiştir. Son kadın üyemizin istifa tarihinden bu tarafa alınan bütün kararlar hukuksuz ve yok hükmündedir. Ben merkezli Türk siyasi hastalığı genç bir fidan olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni İsviçre Birliği'ne sıçramış, ben varsam burası var, ben yoksam burası yok şekline dönüşmüştür. İsviçre'de bulunan Türk toplumunun faydasına olabilecek proje geliştirilmemiş, başka sivil toplum kuruluşlarının başlattığı projelere destek verilmemiştir. Desteğimizin, derneğimizin toplantılarının yapılabileceği bir lokal yoktur. 2 yıllık sürede partimizin kuruluş günü, resmi bayramları ve Atatürk'ün ölüm yıl dönümü saydığımızda 20 tane önemli tarih olmasına rağmen bir tane bile olsa organizasyon yapılmamıştır. Arada sabredin biraz. Özgürlüklerdir. Fikir özgürlüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yoksa lütfen sabredin. İşiniz varsa. Sayın konuşmacılar lütfen müdahale etmeyin efendim. Lütfen can kulağıyla dinleyelim. Lütfen. 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 Fikir özgürlüğünü ihlal etti diye başkalarına laf atıyoruz orada burada. Kendimizi susturduğumuzda başkalarına atacak lafımız, atacak şey, bakacak yüzümüz olmaz. Önce biz konuşalım. Biz konuşalım. Beğenmiyorsanız dinlemeyin. Beğenmezseniz dinlemeyin. Lütfen. 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 Kusura bakmayın, görünmüyorum. Elektronik olarak paylaşmış aslında.
Çok hızlı olarak geçeceğim. Sizlerin bir kısmını eline ulaştı ulaşmayanlar dostlarımız için paylaşıyorum. Çok acil olarak yönetim kuruluna seçildiğimizde yapmak istediğim işler, dernek lokali kiralanacak, tüzük değişikliği yapılacak, örgüt yapılanması tekrar şekillendirilecek. Yönetim prensipleri olarak ben merkezli yönetimden vazgeçip biz merkezli yönetime, olumsuz söylem yerine yapıcı söyleme, şeffaf yönetim, şeffaf denetim ilkesine katılım devamını sağlamak için gayret etmeye önce saygı sonra sevgiyi inşa edeceğiz. Örgütlenme olarak genel merkezimizin tercih ettiği gibi 40 kişilik parti meclisi kurulacak. Bölge temsilcileri ve yönetim disiplin ve denetleme kurulu üyelerimizden oluşacak. Gençlik ve kadın kollarından 3'er tane temsilci düşünüyorum. Yönetim kurulu olarak bütün yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarımız genel sekreterlik dışında herkes kendisinin sorumlu olacağı, sadece ve sadece kendisinin sorumlu olacağı ve yönetim kurulu üyelerimize karşı bilgi vereceği başkanlık, başkan yardımcılığı sistemine geçirecektir. Örgütlenme olarak büyük kantonlarda bağımsız, küçük veya nüfusun az olduğu kantonlarda ortak bir temsilcilik düşünülmektedir. Örgütlenme şekli olarak da böyle bir şekil oluşturulacağını düşünüyoruz. Bu çalışmaları destekleyecek eğitim komisyonu, basınla ilişkiler komisyonu, sosyal faaliyetler, dış ilişkiler ve örgütlenmeyle ilgili komisyon kurmayı düşünüyoruz. Sosyal faaliyetler çok önemli. İsviçre'de hepimizin beklediği şeyler, sosyal güzel günleri beraber kutlayabilmek, yapacağımız şeyler 29 Ekim, 10 Kasım Atatürk Anma Programı, Yılbaşı Balosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 19 Mayıs Gençlik Şöleni, gençlik çok önemli, onları kazanmak zorundayız. Yılda en az 4 tane siyaset, bilim, değişik konularda hafta sonuna yayılacak şekilde dünya çapındaki bilim adamları ve Türkiye'deki bilim adamlarıyla hepimizin tanışacağı, konuşacağı, paylaşacağı bir organizasyon düşünülmektedir. Hukuk ve tercüme hizmetleriyle ilgili bütün hukukçu arkadaşlarla ve tercümanlarla ortak bir çalışma planlanıyor. Hepimize faydalı olacağını, derneğimize de faydalı olacağını düşünüyorum. Diğer şeyler, diğer sivil toplum kuruluşları arasında bayramlaşma töreni, kendi üyelerimiz arasında bayramlaşma töreni düzenlenecek. Sosyal faaliyetler olarak yurt dışı, yurt içi geziler, tiyatro grubu oluşturulacak, mevcut tiyatro grubu ve sanat gruplarıyla ortak faaliyetler yapılacak. Aylık kahvaltı etkinliklerinde yeni olan üyelerimiz onur edilecek, hepsine rozet takılacak. Türkiye ve İsviçre'yle ilgili politikalarda burada bize yakın olan sosyal demokrat partilerle işbirliği yapılacak. Ben başladım, gayretlerim var şu anda. Türkiye ile ilgili kısımda da tek görevimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne mümkün olduğu kadar oy kazandırmak, insanları Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye ikna etmek ve yeni yüzler kazandıktan sonra da onları şansları olursa eğer genel merkez bunu görürse Türkiye'de mecliste görmek. Tabii bunların hepsi hedef. Hedef için para lazım. Ne yapmak lazım? Önce bir lokal bulmak lazım ki birbirimizi tanıyabilelim. Ön yargıları kırabilelim. Zürich merkezli bir dernek merkezi düşünülüyor. Üye aidatları için üye sayısı arttırılmak zorunda. Yardımlar ve sosyal sanatsal faaliyetlerden gelecek gelirlerle bu olayları halledeceğini düşünüyorum. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Öncelikle sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli misafirler, saygıdeğer basın, hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Doğdun, 3 gün aç tuttuk, 3 gün meme vermedik sana. Adiloş, adiloş bebeğim. Bu şiiri niye okuyorum diyorsunuz? Biz, Cumhuriyet Halk Partisi, İsviçre Birliği, daha imeklemeye başlayan bir çocuk gibidir. O çocuğun elinde tutmuşuz, biz bir yerlere götürmeye çalışıyoruz. Onun için hatamızla, sevabımızla, üzdüğümüz insanların önünde burada herkesten özür diliyoruz. Ben yalnız değilim. Ben şimdi burada sizleri üzüp, sizleri daha bekletip, öncelikle ne yapacaklarımızı anlatacağım. Ne yaptıklarımızı zaten anlattık. Ne yaptıklarımızı da siz birçoğunuz şahit oldunuz. Ben yönetim kurulundaki arkadaşlarımı, bugün burada emeğe geçmiş bütün arkadaşlarımı buraya çağırmak istiyorum. İbrahim Bilen. Bakın burada en büyük emek veren adam. Salman Coşkun değil, İbrahim Bilen. Özden satılmış. 400 kişiyi yöneten bir arkadaşımız. 400 kişinin yöneticisi. Nadir Köklü, genel sekreterimiz,
hoş duran, çok çabuk provokasyona gelen, yalana dayanmayan, yalanın karşısında dik duran bir arkadaşımız. Ben isim sayıyorum. Sevgili arkadaşlar, burada ayrıyeten burada rahatla arkadaşlarımız var. Gelin yönetim kurulunda olan arkadaşlarımızı da istiyorum. Ve denetleme disiplindeki arkadaşların da yukarıya gelmesini istiyorum. Çünkü sizler de kurucu kuruluyuzdunuz. Hüseyin Öğüt, ikinci başkanımız. Hüseyin Öğüt hastalığında, kalp krizinde her zaman yanımızda oldu. Ve her zaman bizlerle beraber oldu. Bizlerle beraber koşturdu. İşin altında bugün isimlerinizi hepinizi tek tek saymıyorum arkadaşlar. Lütfen hepiniz gelin. Mehmet Oruçlar, Mustafa Kaya, Murtaza Kaya, burada sevgili abimiz Ali Mutaf, yönetim kurulunda basın danışmanlığı yaptı. Basınla ilgili bütün eksikler onundur yani, onun için. Benim abimizdir, örgütün abisidir. Onun için bir de Hasan abimiz dış ilişkilerle ilgili, Hasan Kamber Bazır'da. Bizim buradaki sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerle özel ilişkilerimiz var. Deşifre olmayan ilişkilerimiz var. Burada halen ismini saymadım arkadaşlar gelsinler. Fidel, Brown, Nacar. Fidel arkadaşımız hastalığından dolayı bu yönetimde uzak kaldı. Ve arkadaşımız Perihan Yıldan Çelik bu yönetimde var idi. Söylüyorum, öyle söyleyeyim. Kendisini isterse buraya çağırayım, ister gelin ister gelmeyin. Bu sizin özgür iradenize kalmış bir şeydir. Arkadaşlar, ismini saymadan arkadaş var mı? Değerli arkadaşlar, biz bu insanlarla bu yola girdiğimiz gün hiçbirimiz birbirimizi tanımıyorduk. En basiti Hüseyin'i yakın köylüm. Tanımıyordum. Kongre günü kim olduğunu, yakın köylü olduğumuzu öğrendim. Biz bu yola girerken hiç kimsenin kimliğini sormadık. Hiç kimsenin. Biz Cumhuriyet Halk Partili mi değil mi ona baktık. Cumhuriyet Halk Partililerle bu yola gittik. Biz girdiğimiz derneklerde Cumhuriyet Halk Partisi faşisttir diyen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne burada yer yok diyen, Cumhuriyet Halk Partisi burada örgütlenmeye gittiğinde Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en zorunu başardı burada. Çünkü İsviçre'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni örgütlemek en zor işti. 30 yıllık örgütlerden biz daha güçlüyüz şimdi. 30 yıldır burada örgütlenen örgütler bizim kadar değildi. Bu arkadaşların emeğine dil uzatmak artık orasını söylemiyorum. Hiç kimse kimsenin emeğine, kimse kimsenin emeğini ölçemez. Bugün ilk kuruluşta bugün Hulusi abimiz de şahittir. Kurucular kurulundadır. 10, 20, 30, 40 kişiyle bir araya geliyorduk. Bugün kaç kişiyiz burada? Saymadık ama bir çoğunluğu burada. Üye sayısını söylemiyorum. Yalnız biz burada 694 kayıtlı üyemiz var. 219 kişi burada oy kullanma hakkına sahip ve oy kullanmayacak arkadaşlarımız da var çünkü şehir aidatlarını yatırmamışlardır diye. Ve her bu ülkede bu insanları pazar günü bir araya getirmek ve sizin gibi duyarlı olan insanları bir araya getirmek gerçekten zor işti. Ben ayrıca geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Öncelikle ben çok uzatmayacağım lafımı. Öncelikle ben burada gelen bütün arkadaşlara, burada birbirimize karşı olan, birbirine hırgür yapan, birbirine zıt giden bütün arkadaşlara da isteğim tek bir dilek.
Yarın kim seçilirse seçilsin, burada Cumhuriyet Halk Partili olarak kalmak gerekir. Ve bu partinin altına elini taşa koymaları gerekir. Bugün burada kurucu kurulu olan arkadaşlarımız da var, kurucular kurulunda. Bu arkadaşlarımız ta baştan beri beraberler. Bu işin ne kadar zor olduğunu, buraya nasıl geldiğini biz ancak kendimiz biliriz. Ben bu işe başladığım gün Stuttgart'a gidiyorduk. İlk icraatımız. Orada bir ailenin 4 çocuğunun yangını haberi geldi. Ve sen genel başkanın yardımcımız Faruk Loğoğlu, Kahramanmaraş milletvekilimiz Durdu Özpolat, koordinatörümüz Ali Kılıç, biz aynı saatte kalktık Stuttgart'a gittik. Ben Stuttgart'a giderken arabamın kilometresi 136 bindi. Şimdi 350 bin arkadaşlar. Salman Coşkun iş yapmıyorsa nerede geziyordu? Ben kendimi övmesini seven birisi değilim. Hiçbir arkadaşımın üzülmesini isteyen birisi de değil. Hiç kimse burada benim düşmanım değil. Burada herkes benim dostumdur. Belki de en kötüsü benimdir buradaki. Onun için hepinize ben burada geldiğiniz için teker teker teşekkür ediyorum. Almanya'da gelen arkadaşlarımız, Belçika Başkanımız Züla Hanım, bugün yüzlerce kilometre yapıp buraya geldiler. Ve bir temsilciler var. Temsilciler, temsilcilik nedir? Bazı yerde başarılı olduk, bazı yerde başarısız olduk. Tesinde en kısa zamanda başarıyı yakaladık. Bazı yerde kavga ederek başarıyı yakaladık. Ve o arkadaşları da, temsilci arkadaşları da ben buraya çağırmak istiyorum. İnsanlar sizi görsün, tanısın. Buyurun gelin. Bu iş Salman Coşkun'un olmadığı için, yalnız Salman Coşkun yapmadığı için ben bunu söylüyorum. Bu arkadaşlarımız gecesini gündüzüne kattılar. Kendi ceplerinde para harcadılar. Burada birisi bizim veremeyecek, ayrıca bir hesabımız yoktur. Hesap verilecekse de seve seve veririz. Bu arkadaşlarımız Basel temsilciliğinde, Zürih temsilciliğinde görev yapan arkadaşlarımız da gelmesini istiyorum. Zürih'te temsilcilikte görev alan arkadaşlarımız, onlar da buradalar. Bir Mahmut Saraç, Ahmet Demirbaş, Ertuğrul Çevikoğuz, Ekrem Akdeniz. Ve biz kimseyi yönelikle çıkartmadık. Disiplin kurulunun kararını bile ben göndermedim. Hiç gerek yok bunlara. Biz arkadaşız Ekrem. Hiç bunu geç. Biz arkadaşız. Hiçbir zaman düşman olmamalıyız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de bizimle bağlı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni İsviçre'de güçlendireceğiz. Buradaki temiz siyaseti genel başkanımızın istediği gibi Türkiye'ye taşıyacağız. Ve biz burada siyasette söz sahibi olacağız. Siyasette. Buradaki siyasette söz sahibi değilsek o zaman çalışmalarımız boşunadır. Buradaki gençlerimizi siyasete yönlendireceğiz. Gençlerimizi bir yere taşıyacağız. Salman Coşkun'un hedeflerinde bir de şu var. 15 yıl sonra Bundesrat'ın bir tanesi Türk olacaktır. Bunu ben hepinize söylüyorum. Bunun çalışmalarına başladık biz. Ve kendi insanımızı burada siyasete götürüp kendi insanımızın kendi hakkımızı araması için elimizde gelen her şeyi yapacağız. Entegrasyon diyorlar. Entegrasyona varız. Asimile olmadan entegrasyona da varız. Orada da yardımcı olacağız. Onun için ben burada değerli arkadaşlar uzatmıyorum. Söyleyecek çok şey var. Bakın burada ben de yazdım. Oturur size okurum çok güzel. Belki de ama bakın hemen Songül abla hemen dedi yok gayri. Yani sizi sıkmak istemiyorum.
Onun için çalışmak isteyen herkese burası açıktır. Burada gelsinler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışsınlar. Biz hiç kimsenin önünde engel olmadık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi İsviçre Birliği'nin bugünkü genel kurulu gerçekten aksamalara rağmen demokratik bir şekilde devam ettiğini görmekteyim. Benim bugünkü genel kurulda üçüncü bir adaydım ben. Ben adaylıktan çekildiğimi sizlere bildirmek istiyorum. Aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Seçilen kim olursa olsun onun arkasında bir Ali Mutaf var. Ben buna teminat veriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Seçilecek iyi arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Ali Mutaf Bey, çok teşekkür ederiz konuşmalarından dolayı. Değerli CHP İsviçre Birliği üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partililer, Belçika Birlik Başkanımız Suhal Akkaya Hanımefendi ve aramızdan ayrılıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri geldikleri için Suhal Kaya Hanımefendi ve yardımcısı efendim. Ben çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Güle güle. Sayın Zuhal Hanım birkaç cümle bir şey söylemek isterse kendilerine buyurun efendim. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bugün gününüz ayrı buraya geldiğiniz için hepinize merhabalar diyorum. Kusura bakmayın, 700 kilometre yolum var. Bu güzelliği daha çok yaşayacaktım sizlerle ama 700 kilometre yol yapacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bütün adaylara da başarılar diliyorum. Bizler birleşe birleşe büyüyeceğiz. Bunu unutmayalım. Buradan çıkınca da kardeşçe hepimiz öpüşerek, el sıkışarak ayrılalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Zuhal Bayan Arma, çok teşekkür ederim efendim. Sağ olsunlar diyoruz kendilerine. Tekrar 3 defa saydık ve netice Salman Coşkun 161, Halil Çetin 70. Ve bütün başkan adaylarına da teşekkür ederim. Biz şimdi imzalıyoruz ve Salman'a son sözü bırakıyorum. Çok teşekkürler hepinize. Değerli arkadaşlar, burada aslında kazanan Salman Coşkun olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi oldu diye düşünüyorum ben. Ama burada hepinizi yorduk. Buraya kadar geldiniz. Siz olmasaydınız bu genel kurulda olmazdı. Salman Coşkun da seçilmezdi. Ve bu yönetime, yeni yönetimimize ben şimdiden başarılar diliyorum. Eksiklerimiz için de herkesten özür diliyorum. Doğrudur. Çok eksiğimiz vardı. Bugün burada bizim yapmamız gerekenlerin birçoğunu yapamadık. Yapmadık. Yani isteyerek olmadı bunlar. Ama şimdi gördük yine bu eksikler öğrendik. Bir dahaki sefere bu eksiği bizde görmezsiniz. Bunun sözünü de burada veriyoruz. Ben hepinize teşekkür ederim. Çok yoruldunuz. Güle güle gidin, kazasız belasız evinize ulaşın. Daha sonra biz kendi yönetimimizle bir araya gelip bir durum değerlendirmesi yapacağız ve
Kim hangi konuda daha yetenekli, ona göre bir yönetim çıkarıp size sunacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özkan, Utanç, Perihan, Şengül, Şener, Bektaş, Soydan, Yalçın, Yeliz, Demir. Denetleme kurul üyelerimiz efendim ve adaylarımızdı. Ali Ekber Koç, Ersoy Orak, Garip Uyandık, Gülpınar Güngör, Hasan Kamber, Mutfaza Kaya, Serdar Karagüven, Sinan Çakmak Kıran, Suat Ebre. Disiplin kurul üyelerimiz ve adaylarımızdı daha önce efendim. Yönetim kurulunda Gül Kokar hanımefendi de varmış efendim. Disiplin kurulu efendim adaylarımız ve gelecekteki üyelerimiz olacak aynı zamanda. Ali Öğüt, Hüseyin Öğüt, Mehmet Duygu, Mustafa Alkan, Songül Öz.